Şöyle bir şey bizim aldığımız ceza meslek hayatları 30 ile 60 yıl arasında değişen bir grup gazeteciye verildi. Yani işte 60 yıldır bu işi yapan Orhan Elinç de vardı ...ceza cezalanlar arasında. Kadri Gürsel de vardı ki Kadri daha sonra rahat etti ama hapiste yattı o da. Musa Kart gibi dünya çapında bir karikatürist de vardı. Güray Öz gibi çok değerli bir yazar da vardı. Pek çok isim vardı işte Akın Atılay, Mustafa Kemal Güngör Önder Çelik vardı. Yani Bülent Utku, Ahmet Şık. Ee, şöyle bir şey, tabii Türkiye'de te, adı terörle anılan e, bütün örgütlere yardımla itham ettiler bizi. Yani işte FETÖ, PKK, işte HKPC, ...ne kadar adı terörle anılan grup varsa biz onlara yardım etmiş kişiler olarak e, açıkçası e, damgalanmaya çalışıldık ama tabii bunun da yine kamuoyunda demin ki iftira gibi bu iftiranın da bir karşılığı olmadı. Dolayısıyla bu süreci şöyle anlatmak lazım. Fetullahçılıktan ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan bir savcının açtığı bir davaydı. Yani hani ellerinde öyle bir kişi vardı ki esirler şekilde iddianame hazırlatabilecek, tutuklayabilecekleri bir savcı vardı. Bir, iki. Ben devlet adına iş yapıyorum diyen ne olduğu belirsiz bir bilir kişi vardı ki adliyede bilir kişilerin listeleri vardır o bilir kişi içinde onun adı yoktu yine devletin devletim için bunu yapıyorum diyen kimi tanıklar bulmuşlardı yaratmışlardı onlar daha sonra Türkiye'de ne şekilde aldılar onları da biliyoruz falan bizim bu Bekir Bozda o zaman Adalet Bakanıydı ona sorular soruyor yani şeye bakın skandala bakın meclis kürsülerinde Fethullah Gülen'e e laf ettirmem deyip göz yaşı döken adam Adalet Bakanı olarak Fethullahçılık'la ilgili bir davayı ve o savcıyı savunacak pozisyonda bir ülke. E, o ülkenin o sıradaki Cumhurbaşkanı e, ve bütün kabinesi neredeyse Fethullahçılık'la çok uzun süre yol arkadaşlığı yapmış. Ve faturayı da Cumhuriyet Gazetesi'nin çalışanlarına çıkartmaya çalışıyorlar. Tabii bu tutmadı ama e, doğal olarak biz o sırada e, bununla ilgili yargılandık. Bu davayın iddianamesi zannedilen bir tanesi HSK'ya üst bir göreve atandı. Bize hapis cezasını veren kişi yargıtaya atandı. Yani bu davaya bu iftira davasına katılan her savcının her hakimin bir ödüllendirildiğini görüyoruz biliyoruz. Bugünler tabii hani hep böyle gitmez. Ve bunlar mutlaka bunlarla ilgili de sorular sorulacak. Yani hangi motivasyon, hangi bilgi, hangi durum sizi böyle bir davada bu tip iftiraları atmaya yöneltti diye de sorulabilir. Biliyorsunuz şöyle bir şey onu da hemen ekleyeyim. Şimdi bizim davamızda şöyle bir şey oldu. Nelere baktılar size? Önce onu anlatayım. Hani bu gazeteci davasında nasıl olur diye. Şimdi bizim... Bütün arkadaşlarımızın hayatı boyunca tüm hesap hareketleri, hayatı boyunca kullandığı tüm kredi kartlarının hareketleri, eğer evleri ya da arabaları varsa kimden aldılar, kime sattılar, bitirdikleri okullar, e-mailleri, cep telefonu mesajlaşmaları, işte. ...WhatsApp yazışmaları... ...işte bütün her şeyimize bakıldı... ...o kadar hoşuma gitti ki... ...yani hatta bir, birkaç arkadaşımızın... ...birkaç yani 20 sene... ...30 sene evvel boşandığı eşlerinin bile... ...hayatlarına bakıldı, çocuklarına bakıldı... ...anne babalarına bakıldı, her şeylerine bakıldı... ...bütün arkadaşlardan nokta kadar bir şey çıkartamadılar... ...yani sadece benden değil 12 kişinin... ...hiçbirinden nokta kadar bir problem... ...bir negatif şey çıkmadı... ...tabii burada şu zaten amaçları şeydi... ...bu insanların hani... Cumhuriyeti kitlemek, felç etmek ve onun üzerinden hani bu OHAL sürecinde kendilerine muhalif gördükleri bir gazeteyi hem gazetenin bizatihi kendisini susturabilmek hem de bütün diğer gazetecilere bunun üzerinden bir gözdağı verebilmekte ama bunda başarılı olmadılar. Çünkü bir kere bir Cumhuriyet Okulu'na çok sahip çıktı. 15 gün, 20 gün kapının önünde yatıp kalktılar. Bizden sonra orayı devralan... ...yani biz hapisteyken işte Bülent Özdoğan... ...Faruk Eren, pek çok arkadaşımız... E, ...oraya oraya sahip çıktılar, bize sahip çıktılar... ...davaya sahip çıktılar ve... ...geri adım atmadılar. Bizden sonra sözcü biliyorsunuz ...benzer bir e, iftira, baskın yapıldı. Türkiye'de hani yıllarını... ...bu işe vermiş yine insanlara yine... ...cezalar verilmeye kalkıldı falan. Onların da şu anda... ...israflı davaları. Dolayısıyla... ...her anlamında e, şeydi. Tabii bu dava pide davası olarak da biliniyor biliyorsunuz Cumhuriyet davası. Çünkü bir parkeciye yollanan hesap e, bir para e, o parkecinin işte Fethullahçılarla işi varmış veya pide sipariş etmişler o pide, pideci bir, 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 bir bilmem neymiş hatta ETS Tur, Turizm Bakanı'nın turizm şirketi o zaman soruşturması varmış e, Musa Kart'ın e, ve Orhan Deli'nin için işte o ETS yap, turla yaptığı konuşmalar yani hani bir ülkede bir dava nasıl saçmalaştırılır ama o saçmalaştırmaya rağmen nasıl yalan dolan iftirayla insanlara bu cezalar verilir davasına bakılacak. Cumhuriyet davasına bakılması gerekiyor. E, ee, tabii Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı ve Yargıtay olan Ceza Dairesi bizim beyat etmemizle ilgili e, karar verdiler. Tamamı değişmiş bizim ilk derece mahkememiz e, ısrar etti. Kadri Gülsev'e ettirdi ama diğerler için ısrar etti. Tekrar gitti Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na. Onlar da olan ceza dairesinde hani beyatimiz konusundaki tavırlarını tekrarladılar. Şu anda Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda bizim dosyamız. Ee, ama onun için hani bizim için hem Yargıtay Ceza Dairesi incelerken hem işte şimdi Ceza Genel Kurulu incelerken aman oturalım köşemizde aman bir şey söylemeyelim bir şey konuşmayalım diye değil de e, tam tersine hayır biz konuşacağız biz e, gazetecilik yapmaya devam edeceğiz. Bu konudaki ısrarımız devam etti. Bununla ilgili son bir şey daha söyleyeyim. Ben cezaevinden çıktığım zaman gazetecilik yapmak, gazetecilik yapmaya devam etme kararlılığımda olduğum e, için kendi kendime dedim ki ya eğer bu işi yapacaksan içindeki kin, nefret, e, soru olmayacak. Neden? Çünkü son tahlilde iktidarla ilgili de haber de yapacaksınız. Ortayla ilgili haber de yapacaksınız. Eğer ben onu içinde düşmanlaştırırsam habercilikten uzaklaşırım diye düşündüm objektif olarak iktidarda muhalefeti de anlamaya, eleştirmeye, her ikisini de eleştiriyoruz doğal olarak çünkü bizim işimiz o. Devam ettim ve hani bazen bana işte soruyorlar yani kim ne, neden tarafsın diye. Ben ne şu partiden ne o partiden tarafım. Ben demokrasiden, insan haklarından, kişi hak ve hürriyetlerinden tarafım. Ve bu konudaki tarafım çok net. Dolayısıyla hani bir partili ya da işte muhalif falan böyle bir gazetecilik tarzı olmaz. Dolayısıyla bu hani daha mesafeli bakmayı, daha hani bunu içselleştirmemeyi de açıkçası çok önemsiyorum.